Merhabalar. Tüm dostlara selamlar ve esenlikler olsun. Biliyorsunuz çok kötü günlerden geçiyoruz. Tarihte yaşanmamış bir felaket maalesef ülkemizde meydana geldi. Ve aynı gün ardı arda iki depremi yaşadık ve çok büyük bir yıkım oldu. İnsanlar toprak altında kaldı. Enkaz altından çıkartılan her canlı ile biz de mutlu olduk. Biz de sevindik. Birazcık da olsun yüzümüz güldü. Maalesef her ölüm haberiyle biz de yıkıldık. Çünkü biz de insandık. Diyor ya, kendi acılarını düşünüyorsan sadece benliktesin. Ama başkalarının acıları yüreğini acıtıyorsa o zaman sen de insansın. Hatırlıyorum 98 Ceyhan depreminde akrabamın evindeyiz. Ve oturduğum çekyat çok kötü bir şekilde sallandı. Dışarı kendimizi zor attık. Kurtulduğumuzu şükrederken bir abimin oğlu gelip dedi ki, Umut abi sizin apartmanınız yıkılmış. O bizim evin köşesine dönene kadar neler çektim anlatamam. Dönüp baktığım anda bizim önümüzdeki bina yıkılmış ve yol ortası ana baba günüydü. Birçok insan toplanmış, büyük mahşer gibi bir kalabalık vardı. O kalabalığın içinde ilerledikçe evimi henüz göremiyordum, binamızı göremiyordum. Ama öndeki o binanın yıkımı içimde de depremler oluşturuyordu. Acaba ailem ne olmuştu? Kardeşlerim, annem enkaz altında mıydı? Kurtulmuşlar mıydı? Neyse daha sonra ilerleyince binamızı gördüm. Binamız ayakta duruyor ama ağır hasar almıştı. Annem, kardeşlerim ve binamızda oturan herkes dışarı çıkmış, kurtulmuşlar. Ve çok iyi biliyorum depremin nasıl acılar ürettiğini. İnsanoğlu hayatta ne yapmaya çalışıyor? Kısa da olsa yaşamında biraz olsun mutlu olmaya çalışıyor. Güzel anılar biriktirmeye çalışıyor. İyi günler yaşamaya çalışıyor. Mutlu olmaya çalışıyor. Kişisel gelişim, yaşam koçluğu alanında bölgemde 150'den fazla okul ziyaret ettim. Yüz binlerce öğrenciyi gördüm. Onların biraz da olsa yüreklerine dokunmaya çalıştım. Onları anlamaya, dinlemeye çalıştım. İç dünyalarına yönelmeye çalıştım. Sorularımdan biri şuydu. Mutlu musun? Mutsuz musun? İlkokul 5. sınıfta iki farklı okulda iki öğrenci aynı cevabı vermişlerdi. Hayat üzerimize çok geliyor, yükünü artık kaldıramıyoruz. Düşünebiliyor musunuz 5. sınıf öğrencileri? X liseye gittim, mutlu musunuz diye sorduğum zaman mutsuz cevabı gelmedi. Arka iki sıradaki gençler hep birlikte ölmek istiyoruz diye bağırdılar. Başka bir liseye gittim, yine aynı soruyu sordum. Bu sefer arka üç sıradaki gençler ölmek istiyoruz diye bağırıyorlardı. Arkasından Covid-19'u yaşadık. Ne tuhaftır ki o zamanlar dışarı çıkmaya korkuyorduk. Şimdi ise maalesef içeri girmeye, kendi evlerimize, kendi yuvalarımıza girmeye korkuyoruz. Ve bu son acı olayda birçok ilimiz haritadan silindi. Birçok insanı kaybettik. Maalesef. Çoğu şu an belki enkaz altında halen, çoğu yaralı. Ben öncelikle hayatını kaybeden tüm insanlara buradan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusunlar. Rabbim onları üzmesin. Onları en güzel köşesinde ağırlasın. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin aileleri var. Onlar da onlarla beraber yıkıldılar. Hepsine buradan başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize yaşatmasın. Çok zor günler gerçekten. Ve son birkaç gündür şunu yaşıyorum, kimle karşılaşsam hep dışarıda kaldığından, sokakta kaldığından, arabada yattıklarından ve çadırlarda kaldıklarından bahsediyorlar. Cevap şu oluyor, eve girmekten korkuyoruz. Haklısınız, evet şu an çok doğru. İnsan ürküyor, özellikle yüksek binalarda, katlarda yaşayanlar, o depremi yaşayanlar tekrar kaçma, kurtulma endişesi yaşıyorlar ve kendilerinden çok çocuklar için üzülüyorlar, aileleri için üzülüyorlar. Tabii ki korkacaksınız. Korku normaldir. İnsan ama hayatı, korkuyu öne alırsanız
Bu sizde bu sefer depresif hastalıklara yol açacaktır. OKB gibi obsesif, kompulsif bozukluk, kişisel bozukluklar ortaya çıkacaktır. Bunlar ne tetikliyor? Stres, endişe, kaygı. Ne olacak kaygısı? Nasıl yapacağım kaygısı? Nasıl hayatta kalacağım kaygısı? Evime girersem ne olur? Dışarıda kalırsam ne olur? Geleceğim nasıl olacak? İleride bir iş bulacak mıyım? Kendi hayatımı kuracak mıyım? Güzel bir hayat yaşayacak mıyım? Mutsuzlukları görecek miyim? Üzüntüler, depresyonlar, ayrılıklar yaşayacak mıyım? Acılardan geçecek miyim? Elbette ki her insanın düşünceleri böyle ama bunlar biraz yoğunlaştığı zaman, bunlar biraz birleştiği zaman ne yapıyor bu sefer? İç bilinç düzeyimizi etkiliyor. Bilinçaltımıza kodlanıyor bunlar teker teker. Ve negatif ne kadar yüklersek o kadar içimizde mutsuzluk, üzüntü ve acı. Sonu depresyon, hastalıklar, ta ki intihara kadar giden ruhsal bunalımlar. İnanın şu an hastanelerde, psikiyatri kliniklerinde o kadar çok yoğunluk varmış ki, o kadar çok insan hastaneye başvuruyormuş ki, çok zor, gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ha, ben acılar, üzüntüler olmayacak demiyorum. Elbette ki olacak. Bunlar da hayatın bir parçası. Düşünün mesela, dünyadaki en sağlam maden hangisi? Çelik. Ama çelik topraktan çelik olarak mı çıkıyor? Hayır. Demir olarak çıkıyor. Onu ne yapıyorlar? Yüksek ateşte, yüksek ısılarda eritiyorlar. Bunlar yaşadığımız acılar, üzüntüler, stresler, hayal kırıklıkları. Çilesi bitmiyor öyle hemen çıktığı zaman. Çekiçle kafasına kafasına vuruyorlar o demiri. Bunlar da yaşadığımız büyük yıkıntılar, büyük kayıplar, bizi sırtımızdan vuran ve canımızı yakan insanlar, yaşadığımız olaylar. Maalesef bizim yaratıcımız bizim üzülmemizi istemiyor. Bizim daha güçlü olmamızı istiyor. Bizim demir gibi değil, çelik gibi olabilmemizi istiyor. Bu yüzden bazı sınavlardan geçiyoruz. Ama kaygı, endişe, stres insanı mahvediyor. Ben de şahsım olarak birçok acıdan, birçok olaydan, birçok yıkımdan geçtim. Bazı zamanlar oldu, yaşama sevincimi kaybettim. Dünyayla neredeyse bağım kopuyordu. Çok iyi anlıyorum şu an yaşanan olayları, insanların geçtiği sıkıntıları. O yüzden siz olun, sakın ha intiharda olan birini görünce ona dalga geçmeyin. Yukarıda birini görünce atla atla deyip bağıran, ruhsuz, duygusuz, vicdansız insanlar gibi olmayın. Empati kurmaya çalışın, karşıdaki insanı da anlamaya çalışın. Mesela kaygının, stresin, endişenin en çok yaşandığı bir zamanda hayatımda hatırlıyorum 2013 yılıydı. Amerikalı yönetmen bir film çekmişti. Rick Felder, Adanalı Meryem. Mesih İsa 2000 yıllarında Adana'da yaşasa nasıl bir hayat olur? Benim de naçizane oradaki rolüm Melek Cebrail'di. Dolayısıyla kutsal kitap dedikleri ve daha önce elimize almamış olduğumuz, varlığından bile habersiz olduğumuz, uzak kaldığımız, uzak durduğumuz Tevrat, Zebur, İncil üçlemesiyle karşılaştım. Ayetler okumaya başladım. Zekeriya'ya, Yahya'ya, Meryem'e, Yusuf'a. Fakat bir ayet dikkatimi çok çekti. Kaygılanmayın diyordu. Nasıl yani? Biz kaygılanmayacak mıyız? Peki bundan nasıl kurtulacağız? Diyordu ki, kaygılanma ey insanoğlu. Yarın ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz, nasıl yaşayacağız, nasıl hayatta kalacağız diye sakın ola kaygılanma. Gökteki kuşların, yerdeki karıncanın rızkını düşünen seni yaradan, en kutsal olan seni unutacak. Kuşlara bak, ne ambarları var, ne ekerler, ne biçerler. Ama Rabbin onlara her gün yiyecek sağlar. Yerdeki kır otuna bak, bütün güzelliğine rağmen, ihtişamına rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmemişti. Yarın ateşe atılacak olan kır otunu böyle güzel süsleyen seni yaratan seni mi unutacak? Ve en sonunda şöyle bir yazı vardı. Günlük hayatta kullandığımız ama nereden olduğunu bilmediğimiz yazılardan biri.
öyle bitiriyordu. Diyordu ki, bırak yarının kaygısı yarının olsun. Sen günü, anı yaşa. Küçükken hatırlıyorum, kağıt ile kuşlar yapardık, kağıt ile uçaklar yapardık, kağıt ile gemiler yapardık, suda yüzdürürdük. Ama büyüyünce kağıttan evler yapan vicdansızlar gördük. İçi karton dolu, demirinden çalınmış, çimentosundan çalınmış, sırf daha çok kâr edeyim diye, daha çok kazanayım diye, daha çok zengin olayım diye, daha çok, daha çok, daha çok servet biriktireyim diye Tanrı'dan vazgeçip dünyayı seçmiş olan insanlar. O zaman ayetlere devam ederken İncil'de şu ayet de vardı. Diyordu ki, dünyada servetler biriktirmeyin. Orada güve ve pas yer. Hırsız girer çalar. Her an her şeyini kaybedebilirsin. Ama gökte servet biriktirirsen oraya ne hırsız girer, ne güve girer, ne de kimse çalar. Ve diyor ki, bir insan aynı anda iki efendiye birden kulluk edemez. Ya dünyayı seçersin, parayı seçersin, serveti seçersin, benden uzaklaşırsın. Ya da beni, seni yaradanı seçersin, dünyadan vazgeçersin. Efendisi para olan, efendisi dünya olan, efendisi servet biriktirmek olan vicdansızların yaptığı evlerde maalesef ne dramlar yaşandı. Orada çıkan cesetler, cenazelerle, ölülerle birlikte emin olun, onların yakınları da birer defa daha öldüler. Ve ömürleri boyunca gözyaşı dökecekler. Önce sağlam yapacaksın. Sen tedbirini alacaksın. Demirinden, çimantondan çalmayacaksın. Ya yakın zamanda bu ülkede daha bir sene olmadı. Evler 200 bin liradan 2 milyona fırlamadı mı? Daireler 3,5-5 milyon liradan satılmadı mı? Yanımda emlakçının biri konuşuyor. Evini satacak adam diyor ki, pazartesi günü ben 2 milyon istiyorum 3 artı 1 daireye. Bu adam cuma günü diyor ki, ben 3,5 milyon yaptım fiyatı. Aynı adam pazartesi emlakçıyı yanımda arıyor, diyor ki ben 5 milyon istiyorum. Diyor ki, ey zengin budala, açgözlü, dünyayı seçmiş olan, dilinle beni över, bana dua edip bende olduğunu, imanlı olduğunu söyleyip ama dünyaya, paraya, servete tapan insan. Sen dersin ki, bu sene çok ürün aldım, çok zenginleştim, imalatım büyüdü, tarlalarım bol bol ürün verdi. Seneye daha çok ekeyim, daha çok ambarlarımı biriktireyim, ömrüm boyunca yetecek servetim olsun. Biliyor musun ki diyor, bu gece senden canın istenecek. Ne götüreceksin? Ne taşıyacaksın öbür tarafa? Öyleyse kime biriktiriyorsun diyor ayette. Kime biriktiriyorsun? Kim için biriktiriyorsun? Neden eldekini paylaşmıyorsun, olmayana vermiyorsun? Gördünüz. Küçük küçük çocuklar, küçük bebekler, kızım birisiydi de elleri titremiş böyle soğuktan. Küçücük kız ellerini yummuş, etrafa bakıyor insanlara. Onların vebali nasıl ödeyeceksiniz ya? Nasıl ödeyeceksiniz? Yatağınızda nasıl rahat uyuyacaksınız ya? Nasıl insanım diye dolaşacaksınız ya? Nasıl etrafınıza selam vereceksiniz ya? Yakalanıyorsunuz yatınızda kaçmaya çalışırken, dikkat edin yatıyla. Özel yatıyla. Yanında çalışanın bisikleti yokken adam özel yatıyla kaçıyor. Diğeri uçakla yurt dışına giderken toplamış bütün servetini. Nasıl olsa orada yer içer yaşarım diyor. Ya boğazından su nasıl geçecek? Oradaki insanlar günlerce susuz kalmışken o toprağın, betonun altında senin boğazından su nasıl geçecek? Boğazın düğümlenmeyecek mi kardeşim? Vicdanın sızlamayacak mı? Buradan tüm ülkedeki bütün müteahhitlere, bütün yapı denetim firmalarına sesleniyorum.
Dürüst olanlar, iyi olanlar var burada. Tanıyorum, biliyorum. Mesela çevrende çok rahat verebilirim. Adana'da Ramazan Yıldırım. Çizik bile yok binalarında, çizik. Yanımda evinde oturan insanlar mesaj atmışlar. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun, sağ olun. Evimizde çizik yok yazmışlar ya. Adam onurlu, gururlu, dik başlı gezebiliyor, oturabiliyor, yiyip içebiliyor. Çünkü vicdanı rahat. Böyle insanlar iyi ki var. Doğru insanlar iyi ki var. Dürüst insanlar iyi ki var. Dünyaya, mala, servete değil de önce insan olmaya, karakterli insan olmaya odaklanan iyi ki insanlar var. Ben okullarda, seminerlerde çocuklara şunu anlatırdım. Bakın, Finlandiya'da ve Japonya'da ilkokul 5. sınıfa kadar çocuklar hiçbir ders göstermiyorlar okulda. Hiçbir ders yok. Diyorlar ki hocam ne yapıyorsunuz peki ya, ne anlatıyorsunuz bu çocuklara? 4 sene boyunca ne eğitimi veriyorsunuz? Biz burada 1. sınıfta dayama çalışırken eğitimleri. Hayatı çocukların sınavla geçiyor ya. Eve geliyorlar ders, gidiyorlar etüt, gidiyorlar sınav, çıkıyorlar dershane. Sınavı kazanacağım mı? Üniversiteye gideceğim mi? Kazansam bitirince ne yapacağım? İş bulabileceğim mi? Hep stres, hep kaygı, hep endişe. Ne yapıyorlar biliyor musunuz o ülkelerde ilk 4 sene? Diyorlar ki ilk önce çocuklar dürüst, doğru, karakterli, iyi bir insan olmayı öğrensin. Matematiği, fiziği, kimyayı sonra da öğrenir. Çok büyük bir yıkım yaşadık, çok büyük. Çok büyük. Ve halen şu an toprak altında, belki de enkaz altında olanlar var. Ve insanlar elinden geldiğince yardım etmeye çalışanlar, koli koli kamyonetlere, kamyonlara, tırlara doldurup oralara ulaştırmaya çalışan insanlar, yiyecek taşıyan insanlar, su taşıyan, elbise taşıyan, battaniye taşıyan, cebinden 3 kuruşundan kumbarasını harçına veren çocuklar. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ve şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bizi kurtaracak olan nedir biliyor musunuz? Birlik ve beraberlik, bütünlük. Biz gerçekten öyle bir milletiz ki zor anlarımızda öyle bir sarılıyoruz, öyle bir bağlanıyoruz ki birbirimize. Öyle bir kenetleniyoruz ki birçok kişi mesaj attı evlerine ücretsiz insanlara vermek için. Dışarıda kalan depremzedeler evine misafir. Ne kadar güzel değil mi? Umut verici sözler, içimizi ferahlatıcı sözler, bizi hayata bağlayıcı sözler. Biz de Rab'de, Yaratan'da, bizi var eden de kalırsak, tam anlamıyla ona döner, ona güvenirsek, inanın bana birçok hastalık, stres, endişe, kaygı hepsi bizden uzak kalacak. Ve şunu da söylemek istiyorum. Dikkat edin, depremden çıkan her insanın farklı bir hikayesi var. Kimi çocuk çıkıyor, onu melekler veya farklı kişiler doyurmuşlar, su vermişler, öyle anlatıyor. Kimi insanların farklı bir hikayesi var ve çoğumuz da ne yaptık? Şu an demiştim, bahsetmiştim, arabalarda yaşıyoruz. Ceyhan'dayım. Ceyhan'da ziyaret ettiğim zaman Süleyman abi var, kitap evi, sahaf, eski dostlarımızdan, abilerimizden. Güzel sohbetlerimiz olur. Yakını kuzeni, sabah depreminde kalkıyorlar, o koşturmayla apartmanı boşaltıp aşağıda yolda bekleyen arabalarına geçiyorlar. Kendi, karısı ve iki çocuğu. Kurtuluyorlar yıkımdan. Diğer binalar yıkılırken onlar artık arabanın içindeler ve binaları sağlam ayakta duruyor. Ve saat 1'i biraz geçince kuzeni, yani o evin, ailenin babası diyor ki ya nasıl olsa deprem durdu. Üzerimize de bir şey almadık. Ne cüzdanım var ne telefonum var. Ben binaya çıkayım da daireye. Yanıma telefonumu, cüzdanımı ve size de elbise getiririm. Karısını, iki çocuğunu arabada bırakıp binaya, daireye çıkıyor. Tam o katındayken, dairedeyken ne oluyor biliyor musunuz? İkinci deprem meydana geliyor. 7.6 olan. Ve tekrar binalar yıkılıyor. Ne düşündüğünüzü anlayabiliyorum. O binanın da yıkıldığını, o kardeşimizin de enkazda kaldığını düşünüyorsunuz değil mi? Çünkü nasıl olsa diğerleri arabadaydı. Ama size şunu söylüyorum.
O kardeş binadan katındayken dairesi binası yıkılmıyor. Aşağıya inebiliyor merdivenden, kendini sokağa atıyor. Sevinç de ailesine onları bıraktığı arabalarına doğru ilerlerken şunu görüyor. O arabanın üzerine başka bir bina çökmüş ve karısını, iki çocuğunu o güvende dediği bıraktığı arabanın içinde kaybetmiş. Şunu kesinlikle unutmayın bakın. Zaten bunu unutursak inancımızı kaybederiz. Bizi bir yaratan var. Zamanı geldiği zaman bizi yanına alacak. Onun yanına gideceğiz. Bir vademiz var, vademiz. Hani yiyecek ekmeğin bitmiş, rızkın bitmiş derler ya. Emin olun, yiyecek ekmeğiniz varsa, 9. katta da olsanız yine kurtulursunuz. Ama vadeniz dolmuşsa, arabanın içinde de bekleseniz, yine maalesef hayatınızı kaybedersiniz. O yüzden tabii ki şu an ağır hasarlı, orta hasarlı binalara kesinlikle girmeyin. Dışarıda kalın. Ama biraz daha korkulardan, endişelerden artık uzakta kalın, kabullenişe geçin. Çünkü hayattayız, hayat devam ediyor ve biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ta ki bizi yaradan, bizi yanına alana kadar. Esenlikler diliyorum. Tekrar tüm ülkemizin, halkımızın başımız sağ olsun. Dışarıdan yardıma gelen tüm insanlara, tüm ülkelere, herkese teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden bir köpek vardı, yabancı bir ekibin köpeği. Onu da buradan selamlıyoruz. İnsanları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti. Rabbim bir daha bunları bize yaşatmasın diyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Esen kalın.